Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının konakladığı oteller ve konuk evlerine ulaşımları konusunda araç desteği sağlıyor. Bu kapsamda Tasigo Otel, İbis Otel ve Öğretmen Evi'nde konaklayan sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla hastanelere ulaşımı sağlanıyor. Gerek ücretsiz ulaşım, gerek sağlık ekipmanları desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bu zorlu süreçte kendilerinin yanında olduğunu belirten sağlık çalışanları Büyükşehir'e bu destek için memnuniyetini iletti. Belirtilen tesislerde konaklayan sağlık çalışanları www.eskiseyir.ben.tr web sitesinin duyurular bölümünden araç planlamaları hakkında detaylı bilgiye erişebilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak vatandaşlara seslendi. Başkan Büyükerşen mesajında sizler gibi bizler de bu sürece daha koordine bir şekilde hazırlanıyoruz. Alo 153 kriz masamız sizler için görev başında olmaya devam edecek. Sakalarımız kalabak suyu dağıtımına devam ederken halk ekmek dağıtım araçlarımız ve mobil ekiplerimiz de temel ihtiyaçlarınıza ulaşmanız konusunda sahada görev başında olacaklar. Başkan Büyükerşen mesajında sizler gibi bizler de bu sürece daha koordine bir şekilde hazırlanıyoruz. Alo 153 kriz masamız sizler için görev başında olmaya devam edecek. Sakalarımız kalabak suyu dağıtımına devam ederken halk ekmek dağıtım araçlarımız ve mobil ekiplerimiz de temel ihtiyaçlarınıza ulaşmanız konusunda sahada görev başında olacaklar. Şebeke suyuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamamanız için eski ekiplerimiz görev başında olacak. Arıza, kesinti gibi durumlarda Alo 185 üzerinden kendilerine 24 saat ulaşabileceksiniz. Sizlerin ilgisinden mahrum kalacak sokak hayvanları için ekiplerimiz Kent Konseyi gönüllerimizle birlikte 2 gün boyunca görev alacaklar. Siz evde kalın, onlar bize emanet. Unutmayınız ki krizi fırsata çevirmek sizin elinizde. Bol bol kitap okuyarak, dizi film belgesel izleyerek, hobilerinize uğraşarak, en önemlisi de evde ailenizle kaliteli vakit geçirerek bu 2 günü değerlendirebilirsiniz, dedi.